Oh. Ay. Çok yoruldum. Bu rotanın zorluk düzeyinden bahsetmek lazım. Olimpos'a 16 kilometre. Ben Olimpos'tan geldim. Adrasan yürüyüşünü yapacağım. Olimpos Adrasan. 15 kilometrelik yol. Likya yolu yürüyüşünün Olimpos Adrasan rotasına başlıyorum arkadaşlar. Giriş buradan. Jandarmanın küçük karakol binası var. Burada belediyenin bir kafesi. Ve şurada da giriş turnikeleri, yani hemen karşısındaki şu aralıktan giriyorsunuz. Kaldığım Orange Camping de zaten ileride. Yakın, buraya yakın. Şuradan giriyorum. Buradan atlayıp yukarıya çıkıyoruz. Doğru rotada olduğumuzu gösteren işaret işte bu. Bakın burada. Rotaya devam ediyorum. Adrasan'a doğru. Olimpos'un Adrasan'a yürüyorum. İrtifa ne kadar oradan? Burada. Yani en yüksek yer 700 metre olacak. Çıkanların bunu göz önüne alması lazım. Buradan devam ediyoruz. Şurada bir işaret var. Zaten buraya gösteriyor. Bakın. Bir su içmem lazım ama. İşte bir işaret daha. Yani rota doğru anlamına geliyor. Bu yürüyüşü yaparken göz önünde bulundurmamız gereken önemli şeylerden biri yükümüzün çok ağır olmaması. Bu çok önemli. En çok ihtiyaç duyduğumuz şey su. Kesinlikle su. Bakın burada da işaret var. 13 kilometrelik bir yürüyüş. Olimpos Adrasan, hatta 14 kilometre. 4 litre su aldım. Bunu belirteyim. Yiyeceği de siz bilirsiniz, yani ne kadar yiyeceksiniz, ne kadar tüketeceksiniz. Ben biraz kavurma aldım. Biraz sucuk ve yumurta. Böyle. Bakın şöyle çevreyi göstereyim. Olimpos'u tepeden görelim. Rotamız bu. Bakın işaretler. Doğru yoldayız. Bu rotayı yürürken yürüyüşü kolaylaştıran en önemli etken ormanlık alan olması. Adrasan Olimpos arası. Burada bayağı bir yüksek ağaçlar var. Çam ağaçları. Bu nedenle de yani mesela öyle tahmin ediyorum ki 1 kilometreyi geçti şu anda. Yürüyüş 1,5 kilometreyi bulmuştur. Ve hep gölge alanlardan geçtim. Büyük ağaçlar. Yani buradaki patika, şöyle de göstereyim. Gölge bir alanda kalıyor. Bu yürüyüşü bayağı kolaylaştıran önemli bir faktör. Ki şunu da söyleyeyim. Hava sıcak. Hava güneşe çıktığınızda epey sıcak. Ama bu çok güzel bir şey. Tekirova Çıralı arası da Olimpos Çıralı Tekirova rotası da nispeten böyleydi. Yani buna göre biraz daha az gölge alanlar vardı. Ya yani buranın gölgesi oraya göre daha fazla, onu söylemeye çalışıyorum. Herhalde doğal meditasyon bu olsa gerek. Yola devam. Muhteşem gerçekten. Mikrofonum da bu mesafeden daha iyi bu arada ses alabiliyor. Bu rota 4 ya da 5 saat sürüyor diye biliniyor. Deneyim edilmiş yani, tabi bunu söyleyelim. Yürüyüşçüler tarafından ortalama yani. Kamera çekimi olmazsa ben çok daha kısa sürede gidebileceğimi düşünüyorum. Tabi 700 metre irtifaya çıkıyoruz ama anca yürüyüşler yaptığım için bunu söylüyorum. Mehmetcan Taşçıoğlu ile birlikte arkadaşım. Çok daha fazla yürüyüş yapmıştı. Bu yollarda çok deneyimli. Seni seviyoruz. Mehmetcan, keşke burada olsan ve birlikte yürüsek. Ah, ama şu rota gerçekten inanılmaz. Şuraya bakar mısınız ya?
Şu güzelliğe bakar mısınız? Yani şu ormandan çıkmak istemez insan. Evet, bu izler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Çok güzel, çok iyi. Ne yapıyoruz burada? Hemen küçük bir su içmeliyim. Susuzluk yolda bizi mahveder. O yüzden zamanı da içmek lazım. Likya yolu üzerinde, yani bu yürüyüş rotalarında böyle üstte taşlar görüyorsanız ve kırmızı ok işaretleri görüyorsanız doğru yoldasınız demektir. Bunu yapan yürüyüşçümüze teşekkür ediyoruz ve yürüyüşçülerimize rotada kaybolmamak adına çok önemli. Tabi burası bir patika. Patikada kaybolmak zor. Fakat patika olmayan yerlerde de bunlar var. Ayırt edici şey bu. Bazı yerlerde böyle yol ikiye ya da üçe ayrılıyor. Oralarda ya bu taşları göreceksiniz ya da kırmızı işaretleri, ok işaretlerini. Ama çarpı olan yer zaten, bunu tahmin edersiniz diye düşünüyorum, o rotaya, o patikaya girilmez anlamına geliyor. Ve yola devam ediyoruz. Tam ormanın göbeğindeyim. Tam ormanın göbeğindeyim. Yine burada bir işaret. Bakın, burası bir dere yatağı. Kurumuş. Çok güzel bir alan. Tamamıyla gölge. Yani böyle tam kamp yapabileceğiniz bir alan. Hiç güneş yok. Ağaçlar bütün alanı kaplamış. Yani yukarıyı kapatmış. Burada nereden diye bakıyorum. Yanlış bir yere girmemeliyiz. Muhtemelen buradan zaten biraz devam ettikten sonra işareti ya göreceksiniz ya da görmeyeceksiniz. Kırmızı işaretleri. Şu ağaç bayağı bir devrilmiş, yan yatmış. Hadi. Ay. Yoruldum. Uzun süre sonra bir yürüyüşçüyle karşılaştım. Çiftle yani. Onlar Adrasan'dan Olimpos'a gidiyor. Ben ise Olimpos'tan Adrasan'a. Saat 11.30, 11.40 gibi yürüyüşe başladım. Bakalım saat kaçta bitecek. Aynı anda çekim yapıyorum. Kameraya koyuyorum. Tekrarlıyorum. O yüzden bayağı bir efor sarf ediyorum. Haliyle yürüyüş de daha fazla uzuyor. Bunu belirtmekte fayda var. Çok yoruldum. Çok dikleşti. Şu anda epey zor. Tekrar bir dinleneceğim, bir 5 dakika ve yola devam. Ay. Çok yoruldum. Neredeyim? Tamamıyla orman. Orman tabanındayım. Yeterli. Vücudum yavaşlamasını istemiyorum fazla. Bu rotanın zorluk düzeyinden bahsetmek lazım. Korsan koyundan Gelidonya Feneri'ne, oradan da Adrasan'a yürümüştük. Gelidonya Feneri'ne çıkarken
dik bir alan vardı. Çok zor demiştim oraya, yani zor demiştim. Fakat burası gerçekten şu anda inanılmaz zorluyor. Sanırım 2-3 kilometre, 3 kilometre ancak gittim diye düşünüyorum. Çok inanılmaz yoruldum. 3 litre civarı suyum var. Suyumun yeteceğine inanıyorum. Bilginiz olsun, bilginiz olsun. Yol üstünde hiçbir yerde su yok. Adrasan Olimpos arasında, ona göre suyunuzu bol alın bu yolu yürüdüğünüzde. Merhabalar. Merhaba. Adrasan'dan geliyorsunuz galiba. Evet. Size iyi yürüyüşler. Kolaylıklar diliyorum. O yürüyüşçü çift o Olimpos'a yürüyor. Ben de Adrasan'a gidiyorum. Ormanın, yani ağaçların sık olduğu bir alandan geçiyorum. Yani son 3500 metreydi. Aldığım mesafe, kat ettiğim mesafe. Şimdi onun üzerine sanırım 200 metre daha gittim diye tahmin ediyorum. Hızlı gidiyorum bu arada. Hangi dağa geçiyorum bu arada? Adrasan ve Olimpos arasına giderken. Musa Dağı'nı geçiyorum. Musa Dağı. Adrasan Olimpos arasını geçerken. Rotayı karıştırmayalım. Neresi, burası mı? Burası mı? Tabii ki burası. Bakın. Burada bir işaret var. Şöyle çevreyi de görün. Artık Olimpos'un içinde olduğu, yani kurulu olduğu o vadi, dere yatağı görünmüyor. Oradan uzaklaştık epey. Şu kayalık alanı özellikle göstermek istedim. Yani ayırt edici bir alan. Yolda kolaylık sağlar. Yine bir işaret. Yolu yürümek isteyenler için bir işareti alan diye düşünebiliriz yani. Buraya geldiğimizde aşağıya doğru ineceğiz. Şimdi uygulamadan bakacağım ne kadar yol kaldı diye. En son 3500'dü. İstatistikler diyoruz. Oo güzel. 4.28. Yani 4300 metre yol yürümüşüm. Kalan da ne kadar? 10 kilometre kaldı. 10,5 bir şey değil yani. Bir Türk kahvesi içeceğim. Hızla enerji alıp yola devam etmem lazım. Biraz da çerez yiyeceğim. Yürüyüşüm 5. kilometresindeyim. Şu görünen alan neresi inanın bilmiyorum ben de şu anda. İlk defa bir yerleşimi gördüm belli bir yürüyüşten sonra. Şurada Aşık Camping diye bir kafe var. Aşık Camping kafe. Abiye doğru gideyim. Abi, abi su satıyor sanırım. Su ya da çay. Eğer öyleyse burada bir mola verebilirim. Çok harika olur. Çünkü suyum az. 9 kilometre var ve 2 litre suyum var. Çay su var mı? Alsam size zahmet. Çok güzel. Çay da var, su da var. Harika bir dinlenme alanı burası. Tamam abi, teşekkür ederim. Bu görünen alan neresi diye sormuştum. Abi şey dedi, Adrasan dedi. Dolayısıyla Adrasan'a fazla kalmadı. Sadece yol biraz dolanarak aşağı iniyor herhalde. Öyle mi abi? Herhalde dolanarak gidiyor. Yok, boğada aşağı geçeceğim. Öyle mi? Ha, buradan aşağı dönecek. Evet. Güzel. Rotayı bitirdik diyebiliriz yani. Çok büyük bir şans. Yani burada çay, su içebileceğiniz bir yer olması. Sıcak çay var, nar suyu var. Başka çay var tabii. Başta söyledim. Türk kahvesi vesaire. Yani sıcak içecekler var. İhtiyacınızı giderecek pek çok şey var burada. Ama abi şikayetçi, hani iş olmuyor diyor. Kapatabilirim diyor. Belki yakın zamanda kapanır, burayı göremeyiz. Onu bilemiyorum şu anda. Ama güzel bir şans. Buradan itibaren Adrasan'a hep iniş. Uygulama sanırım bir 9 kilometre gösteriyor. Şurada güzel bir Adrasan manzarası var. Ah çok güzel. Çok ama çok iyi. Of harika ya. İşte bu. Ah ne kadar güzel.
Gerçekten ne kadar güzel. Eka ama. Burada olduğuna emin miyim? Sanki yanlış geldin. Bayağı bir mesafe kat ettim. Yaklaşık 2 kilometredir aşağı iniyorum. Sanırım yani şeyden itibaren. O çay içtiğim yerden itibaren. 7.52. Yani 7.5 kilometre yol almışım. Pardon, özür dilerim. 7 kilometre yakın, 6.82. Kalan da bir 7.52, yani 7.5 kilometre kalmış. Yarı yarıya diyebiliriz yani. Çevreyi de göstereyim şöyle. Yukarıdan aşağı iniyorum. Bayağı bir iniş. Zaten Olimpos'tan itibaren bayağı bir çıkmıştım. 700 metrelik irtifa vardı. Ona çıktım ve şu anda da onu iniyorum. Her çıkışın bir inişi vardır denilen şey işte bu. O halde devam. Bu iniş tabii ki benim avantajım şu anda. Çünkü çok yorulmuştum. Ne kadar iniş varsa o kadar iyi. O zaman biraz hızlanabilirim. Yolu yarıladım ve şu ana kadar geldiğim alanda neredeyse hiç güneş ışınlarına maruz kalmadım. Neredeyse yani. Lokal bazı alanlar yani hariç. Çünkü orman çok sık ve çok yüksek olduğu için ağaçlar güneş ışınlarının aşağı inmesi engelleniyor. Haliyle orman tabanında güneş ışınlarına maruz kalmıyorsunuz. Ve yürüyüş de çok keyifli oluyor. Tabii ki Musa Dağı'nı çıkarken 700 metrelik irtifaya çıkarken o ciddi düzeyde zorluyor. Bunu belirteyim. Çok ciddi düzeyde zorluyor. Yarısına kadar böyle bir durum söz konusu. Ve şu anda vadi diyebileceğim iki dağın arasındaki bir alandan yürüyorum. Kalan yarısı nasıl olacak? Göreceğiz birlikte. Buradaki patika da çok güzel bu arada. Hani burada yürümek çok keyif veriyor. Devasa bir ağaç yıkılmış. Buna bakar mısınız? İnanılmaz. Kocaman. Sanırım bir 6 kilometre mesafem kaldı. Çok bir yolum yok. Ama epey yoruldum. Burada bir turist kafilesi var. Hello. Onlar da sanırım Adrasan'a gidiyorlar. Goodbye. Pardon, Olimpos'a gidiyorlar. Ben Adrasan'a gidiyorum. Gücümün tükendiğini hissediyorum. Sana doğru. Çok yorgunum. Thank you. I think for my YouTube channel, you can see on YouTube if you want. Thank you. Goodbye. Thank you so much. I'm going fast. Az önce Adrasan'a gidiyorlar dedim ama Olimpos'a. Onlar da Adrasan'a gidiyor. Aynı rotadayız yani. Ben öyle sanmıştım. İşte Batılılar da, Avrupalılar da ya da yabancılarda diyebiliriz, böyle bir kültür var. Yaş 70-80 de olsa yürüyüş yapabiliyorlar. Doğayla iç içeler. Seyahat ediyorlar, geziyorlar ama aynı yaşantı ne yazık ki bizde yok. Bizde öyle bir kültür yok çünkü. Bu bir kültür yani. Doğayı sevmek, ağaç dikmek bir kültür. Yani bu bilinçle alakalı bir şey. Yaygın değil. Bizde de var tabii de ama yaygın değil işte. Dürüst olmak lazım. Düzlük alana indim. Adrasan göründü diyebilirim ama tabii
Adrasan sahili daha birkaç kilometre var. Burada tabii çok yakıcı bir güneş var. Maalesef. Rotayı bir an kaybettim. Tekrar uygulamadan bakmalıyım. Pek bir rota göremiyorum ama. Olabilir mi? Burama burama anlayamadım. Kafam tek karışıyor burası. Rota burayı gösteriyor. İşaretler. Diğer tarafta işaret yok. Orada bir yol var. Karşıda. Oraya mı geçmeliyim? Rotaya geri döndünüz. Yani şu an doğru yerdeyim. Burası. Evet. Doğru. Çok fazla yolum kalmadı. Ama tekrar bir mola vermem gerekiyor. Dinlenmeliyim ve su içmeliyim. Devam ediyorum. Ortalama 3,5 kilometre yolum kaldı. Adrasan'a. Mağara gibi oluşum var. İçinden geçip gidiyorum. Ah, burası çok serin ama. Ah ya, bulamaz. İnanılmaz serin burası. Mağara güzelmiş. Çok serin. Neresi? Burası mı? Burası mı? Tabii ki burası. Patika belli. Ortalama 3 kilometrem var ve yerleşime dair ilk işareti gördüm. Burada bir ev var. Bakın buradan geldim. Yani sizi daha doğrusu fikir sahibi yapabilmesi için. Burada kırmızı işaretleri de görüyorsunuz zaten. Geldiğinizde karşınızda bu ev var. Yerleşime dair ilk izi gördünüz de yani. Gidiyoruz. Merhaba. Yol üstünde güzel bir bahçe var. Ablam meyvelerini topluyor. Biraz sohbet ettik, sana nar vereyim dedi. Ben de teşekkür ederim dedim ablacığım. Çünkü canım çok istemişti. Şimdi bir tane nar veriyor, onları alacağım. Yiyeceğim hemen. Çenten azat oğlum, bir iki tane verelim. Bir tane yeter ablam. Ziyan olmasın vallahi billahi. Önüm olan göz hakkı. Hani burada hemen ben onu yerim. Hiç şey yapmaya gerek yok. Ziyan. Ben kameraya televizyona mı vereyim sonra? İnternete. Ha, ben bilmeyen olayım. Evet. Yani gençler varsa gençler bilir. Hani yok galiba gençler. Ha, burada insan yok. Ben varım de, ben de eve gideceğim. Orada ileride. Anladım ablam, anladım. Holunpost'tan tek başıma geldim. Şeye mi ağdın? Holunpost'tan yukarıya ağdın. Tabii. Yaylala. Tam tepeye çıktım Holunpost'tan. Yaylalık deyiz biz oraya. Öyle. Düz bir yer, bir de dam var değil mi? Çok derin kesin lan. Derin mi? Yok, bir şey olmaz ya. Böyle dilim dilim et. Şöyle bunu bırakayım. Şöyle sen diyorsun. Ha. Evet, nar böyleydi herhalde. Böyle yapılıyor. Evet. Bayağı et öyle dolandır. Açıldı zaten abla. Yeri hurdun mu? Bozuluydu. Ha, ondan mı diyorsun? Evet. Hmm. Ede bir şey oluyor. Çünkü ben öyle düşünmüştüm. Ben de bazı olmaz. Bugün yanıma bıçak aldım. Evet. Portakal al abla. Yerim diye say. Şöyle. Değil mi abla? Sen de abla. Aa, ben iyice o öyle mi? Beri tamam ablam benim. Oo, ablanlarını şöyle gösterelim. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten canım da o kadar çekmiştik. Ben narı çok severim bu arada. Şimdi yiyorum. Harika ağız tadıyla.
Bunun üzerine güzel bir vitamin oldu. Vallahi. Tam ergin değil oğlum ben de. Ta bir ay sonra çok tatlı olur. Öyle mi? Ha, ben. Millette toplamaya başlamışım ben. Ben böyle seviyorum. Tatlı sevmediğim için. Ha. Evet, tam şu anda güzel yani. İyi. Sonra gene kopar. Tamam ablam benim. Teşekkür ederim. Bak çentel mutan da var. Top. Bir tane alırım abla akşam yemek için. Ya, bir tane alma. Bir iki tane al. Bir şey yok. Tamam ablacığım. Çok acı bizim durum. Onu. Ben durduldum. Merhabalar. Çok affedersiniz, adresim bu taraf mı, burası mı acaba? Merhaba. Size diyorum, aynen kamera var hem de biliyorum. Adresana bu taraftan mı, buradan mı giderim? Bu taraftan. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Burada yol ikiye ayrılıyor. Soldan gidiyoruz şöyle. Bu evin önünden. Bakın buradan da çok net bir şekilde mesafeyi görebiliyoruz. Olimpos'a 16 kilometre. Ben Olimpos'tan geldim. Geldiğim mesafeyi göstermek adına burada duruyorum. What do you do on your YouTube channel? Only it's my hobby. Yeah, yeah. Yes, it's my hobby. Turn right over. Yeah, you best to drop him off by Olimpos Road in here. No. Here. Oh, okay. Thank you so much. Burada ne üzerine sohbet ediyoruz? Burada beni araçlarına alan çok kıymetli iki insan, doğayı çok sevdiğini fakat yaşamın stresinden ya da karmaşasından fırsat bulup gidemediklerini söylüyorlar. Ben de aynı fikirde olduğunu söylüyorum ve dolayısıyla gidemeyen insanlar bizim gibi yürüyüş yapan insanları izliyorlar. Bunun üzerine yapılan bir sohbetti. Kendilerine yine ayrıca çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çünkü çok büyük katkınız oldu. Çünkü ciddi anlamda yorucu bir yürüyüştü.